Merhaba arkadaşlar, göz uyumu ve göz hastalıklarıyla birlikteyiz. Gözün yapısından bir önceki videoda bahsetmiştik. Şimdi göz uyumundan bahsedelim ve göz hastalıklarına geçelim. Göz uyumu şudur. Bizim yakın görüşte ve uzak görüşte gözümüzde meydana gelen değişikliklere biz göz uyumu diyoruz arkadaşlar. Göz uyumundan ilk önce yakın görüş için bahsedeceğim. Bakın, kirpiksi kaslardan, işte mercekten bahsedeceğim. Göz bebeğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. O zaman şöyle bir şeklini çizeyim ben. Sadece küçük bir kısmını çizeceğim. Bizim için gerekli olan kısmını. Bakın, gözü şöyle düşündüğümüzde şunlar kirpiksi kaslarımız. Bu şekilde arkaya doğru gidiyor. Aynı şey burada da var. Yine şunlar kirpiksi kaslarımız. Evet, bu şekilde arkaya doğru gidecek. Tabii birazcık kalın oldu ama olsun, önemli değil. Arkadaşlar, bakın şu parmak gibi, hani böyle kirpik gibi çizdiğim yapılar nedir? Kirpiksi kaslardır. Şurası ise bizim iris, yani gözümüzün renkli kısmı. Şimdi bu kirpiksi kaslara bağlı göz merceğimiz vardı. Hemen göz merceğini de şöyle çizelim. İnce kenarlı göz merceğimiz var. Peki yakın görüşte mercekte ne gibi değişiklikler oluyor? Uzak görüşte ne gibi değişiklikler oluyor arkadaşlar? Bir kere yakın görüşe baktığımız zaman yakın görüşte kirpiksi kaslar kasılıyor. Şimdi kirpiksi kaslar kasılıyorsa o zaman göz merceğini çeker mi kendine doğru, değil mi? Böyle kasıldığı zaman kendisini, göz merceğini kendine doğru çekecek. O zaman yakın görüşte şöyle bir olay gerçekleşir arkadaşlar. Kirpiksi kaslar kasılır. Arkadaşlar, kirpiksi kaslar kasıldığı zaman bu merceği tutan asıcı bağlar vardır. Bu bağlar gevşer ve bu bağlar gevşediği için mercek kendini bırakıyor. Bakın, kirpiksi kaslar kasıldığında asıcı bağlar kendini bırakır, yani gevşer ve mercek kalınlaşır. O zaman şöyle diyelim, asıcı bağlar gevşer, mercek kalınlaşır. Mercek kalınlaşır. Peki göz bebeğinde ne gibi bir durum gerçekleşiyor? Göz bebeği küçülüyor arkadaşlar. Yakına baktığımız için göz bebeği küçülür. Göz bebeği küçülür. Yine şekil üstünden tekrardan göstereyim. Kirpiksi kaslar kasıldığı zaman kendisine doğru çekiyor ya. Çektiği için arkadaşlar şuradaki asıcı bağlar, bakın şu ipler gevşiyor. Daha dolayısıyla ipler gevşediği için de böyle mercek içe doğru geçiyor. Yani birbirine doğru yaklaşıyor şu yapılar ve mercek genişleyip kalınlaşıyor. Dolayısıyla yakın görüş sağlanmış oluyor. Ve bu sayede göz bebeği de küçülmüş olur. Yakın görüşte bunlar meydana geliyor. Peki gelelim uzak görüşe. Yakın görüş ne yazdıysak uzak görüşte tam tersini yazacağız arkadaşlar. O zaman uzak görüşte ne olacak? Kirpiksi kaslar gevşeyecek. Kirpiksi kaslar gevşer. Kirpiksi kaslar gevşediği zaman buradaki asıcı bağları çekiyor arkadaşlar. Kendine doğru çekiyor. Çektiği zaman da göz merceği zaten inceydi. İyice inceliyor ve uzak görüş sağlanıyor. Göz bebeği de büyümüş oluyor. O zaman şöyle yazalım. Asıcı bağlar kasılır. Asıcı bağlar kasılır. Mercek incelir. Mercek incelir ve göz bebeği büyür. Göz bebeği büyür. Evet, yakın görüşte ve uzak görüşte gerçekleşen olaylar bunlardır. Yani bizim göz uyumu dediğimiz olay bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi gelelim göz hastalıklarına. Arkadaşlar, miyop, hipermetrop, astigmat gibi hastalıklar var. Bu hastalıklara geçmeden önce göze gelen ışık hangi yerlerden geçiyor? Optik kiyazma dediğimiz bir yapı vardır. Bundan bahsedelim. Daha sonra ise göz hastalıklarına geçelim. O zaman şuraya küçük bir başlık yazıyoruz. Görme olayı. Görme olayı. Şuraya da arkadaşlar optik kiyazmadan bahsedeceğim. Optik kiyazma. Buraya da bunun başlığını yazalım. Daha sonra göz hastalıklarına geçelim. Şimdi görme olayında
İlk olarak göze gelen ışık korneaya gelir. Kornea da ne yapacak? Bir kere kırılacak. Bakın hemen göz şeklimizi hatırlayalım. Bakın ilk önce nereye gelecek arkadaşlar? Korneaya. Korneadan girdikten sonra kırılacak bir kere. Daha sonra ön odaya geçer. Ön odadan sonra göz bebeği. Bakın şurada göz bebeği vardır şu ara boşlukta. Göz bebeği büyüyüp küçülür. Daha sonra nereye geçiyor hemen? Arka odaya geçiyor. Arka odadan sonra ise arkadaşlar hangi kısım geliyor? Göz merceği geliyor. Bakın göz merceği. Göz merceği ile birlikte camsı cisime gelir. Aradaki boşluk çünkü camsı cisim olarak isimlendiriliyor. Daha sonra retinada bulunan reseptörler bunu algılar ve fotoreseptörlerin bol miktarda bulunduğu bir yapı vardı. Neydi bu? Sarı benekte. Sarı benekte algılanır. Daha sonra arkadaşlar duyu sinirleri yani görme sinirleriyle birlikte beynin ilgili bölgesine gönderilecek. Ama ilk önce talamusa uğrayacak. Çünkü talamus ne yapıyordu? Duyu organlarından gelen uyarıları sınıflandırıyor ve beynin ilgili bölgelerine gönderiyor. Tabii ki koku duyusu hariç. O zaman bu söylediklerimizi yazalım sırasıyla. Ne dedik? İlk önce ışık geliyor. Işık geldiği zaman ilk olarak nereye gelir? Korneaya. Kornea da bir kez kırılır. Korneadan sonra ön oda. Daha sonra arkadaşlar göz bebeği. Göz bebeğinden sonra arka oda. Arka oda. Sonra göz merceği. Göz merceğinden geçtikten sonra camsı cisme geliyor. Yani karanlık odaya geliyor. Camsı cisim. Camsı cisimden sonra reseptörler bunu algılıyor. Tabii ki reseptörler nerede bulunur? Retinada. Şöyle retinada yazalım parantez içinde. Çünkü sorulabilir. Retinadan sonra sinirleri algılar. Yani görme sinirleri, duyu sinirleri diyelim. Duyu sinirleri algılar. Önce talamusa. Daha sonra da beyin kabuğuna yani beynin ilgili bölgesine gönderilir. Evet görme olayının sıralaması bu şekilde. Bu sıralama genelde karşınıza çıkabilecek bir sıralamadır arkadaşlar. Şimdi optik kiyazmadan bahsedelim. Nedir optik kiyazma? Arkadaşlar bizim sağ gözümüzün gördüğü alanla sol gözümüzün gördüğü alan farklıdır. Dolayısıyla biz her iki gözümüzle o olayları, alanları birleştirmek için bir yerde çapraz yapması gerekiyor. İşte bu çapraz yaptığı yere biz optik kiyazma diyoruz. Yani görme sinirleri beyin gözden çıktıktan sonra bakın duyu sinirleri gözden çıktıktan sonra talamusa gitmeden önce şu arada ne vardır? Optik kiyazma dediğimiz bölge vardır. Bu da beyinde bulunur. Bu bölgede çapraz yapıyor ve sağ gözümüzün gördüğü kısım sol beyne aktarılıyor. Sol gözümüzün gördüğü kısım da sağ beyin lobuna aktarılarak her iki görme alanı birleştiriliyor ve tek bir görüntü oluşturuluyor. İşte bu olayın gerçekleştiği kısım optik kiyazma olarak isimlendirilir. Bakın şöyle düşünün. Şunlar bizim gözlerimiz olsun. Şurada gözlerimiz. Şurada da arkadaşlar beyin loblarımız var. Şöyle beyin loblarımız. Sağdan gelen, bakın şurası sağ veya sol olarak düşünelim. Soldan gelen ışık hem beynimizin sol lobuna hem de beynimizin sağ lobuna gider arkadaşlar. Ayrıca sağdan gelen de hem beynimizin sağ lobuna hem de beynimizin sol lobuna gider. İşte şu çapraz yaptığı kısma biz ne diyoruz? Optik kiyazma diyoruz. Optik kiyazma. O zaman açıklayalım optik kiyazmayı. Yazı olarak da yazalım. Arkadaşlar şöyle. Sağ ve sol gözden gelen görme alanlarının beyinde birleştiği yerdir diyelim. Birleştiği yere optik kiyazma denir. Optik kiyazma denir. Evet bu şekilde optik kiyazmayı da tanımlayabiliriz. Siz dediğim gibi mantığını anlayın zaten yazı olarak da bunu çıkarabiliriz. Evet optik kiyazmayı da anlattıktan sonra göz uyumuyla birlikte anlattık. Geçelim artık görme hastalıklarına yani göz hastalıklarına gelelim arkadaşlar. Şöyle göz hastalıkları veya göz kusurları diyelim. Göz kusurları.
Birkaç tane hastalık anlatacağım burada. Özellikle ikisi bizim için çok önemli. Birisi miyopluk, birisi de arkadaşlar hipermetropluk. İlk önce miyopluktan bahsetmek istiyorum. O zaman bir yazalım miyopluk. Bir miyopluk. Çoğu kişide bu hastalık vardır, miyopluk hastalığı. Arkadaşlar, miyopluk şu. Şimdi normalde göz yuvarlağını düşündüğümüz zaman, bakın göz yuvarlağını şöyle bir çizeyim ben. Göz yuvarlağının normal görüşü bu şekilde olması lazım. Şurası görme alanımız olsun. Işık buradan geliyor. Bakın ışık buradan geliyor. Düştüğü yer neresi olacak? Retina olacak. Yani şurası bizim retinamız. Tam retinanın üstüne gelmesi lazım. Bu normal gözdür. Normal göz. Peki miyoplukta nasıl bir durum söz konusudur? Miyoplukta şöyle. Göz yuvarlağı normalden daha baskın, yani üst taraflardan sanki basılmış gibi oluyor ve şu aradaki uzunluk artıyor arkadaşlar. Diyelim ki şurası işte R santimse, hani öyle düşünelim. Uzadığı zaman işte R artı 1 veya R artı 2 santim gibi böyle bir, hani ben tamamen sayıları kafamdan atıyorum. Tabii bir santimlik gibi bir şey yoktur, anca milimetrelik falan vardır. Böyle bir uzama söz konusu oluyor ve görüntü normalde retinanın üstüne düşmesi gerekirken nereye düşüyor? Retinanın önüne düşüyor. İşte biz buna ne diyoruz? Miyopluk hastalığı diyoruz. Bakın miyop gözü de hemen çizelim. Miyop gözde göz yuvarlağı şöyle uzar. Normalde retina neresidir? Burasıdır. Ama göze gelen ışık ne yapıyor? Tam retinanın önüne düşüyor arkadaşlar. Retinanın önüne düşüyor ve miyopluk hastalığı ortaya çıkıyor. O zaman şuraya da miyop göz diyelim. Miyop göz. O zaman miyopluğu açıklayalım. Miyoplukta ne varmış? Göz yuvarlağının çapının önden arkaya doğru. Önden arkaya doğru. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle önden arkaya doğru ne oldu? Uzadı. Önden arkaya doğru uzaması sonucu oluşur. Oluşur. Peki burada görüntü nereye düşüyor? Görüntü retinanın önüne düşer. Görüntü retinanın önüne düşer. Dolayısıyla bu kişiler nereyi göremezler? Uzağı göremezler arkadaşlar. Çünkü uzaktan atılan bir işte uzaktan gelen bir görüntü olduğunu düşünün. Bu görüntü retinanın tam önüne düştüğü için, tam net olarak retinaya düşmediği için ne oluyor? Uzağı net olarak göremiyorlar bu kişiler. O zaman şöyle diyelim. Uzağı net göremezler. Peki nasıl düzeltiliyor? Arkadaşlar, bu hastalık kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Bunun zaten şifresini de vereceğim size. Kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Evet, miyopluk dediğimiz hastalık bu şekilde. Şimdi gelelim ikinci hastalığımız arkadaşlar. Hipermetropluk. Hipermetropluğu da hemen şuraya yazmak istiyorum. Hipermetropluk. Şimdi hipermetropluk hastalığı miyopluğun biraz daha farklı, tam tersi diyebiliriz aslında. Hipermetroplukta göz yuvarlağı bu sefer çapı daralıyor. Yani miyoplukta çap uzarken hipermetroplukta çap daralır. Dolayısıyla görüntü retinaya düşmesi gerekirken nereye düşüyor? Retinanın arkasına düşüyor. Bu sefer de bu kişiler yakındaki görüntüyü net olarak göremiyorlar. Yani göz yuvarlağı şöyle bir görüntü oluşturuyor. İşte ışık buradan geliyorsa görüntü nereye düşüyor? Retinanın arkasına düşüyor. Normalde retina neresidir? Burasıdır. Ama görüntü arkadaşlar retinanın arkasına düşer. Hipermetrop diyoruz. Hipermetrop. O zaman hipermetrop için şöyle bir açıklama yapalım. Göz yuvarlağı çapının önden arkaya doğru kısalması sonucunda oluşur. Göz yuvarlağının çapının önden arkaya doğru kısalması sonucu oluşur. Bu kişiler ne yapıyor? Yakını net göremiyorlar. Ayrıca görüntü retinanın arkasına düşüyor. O zaman şunu da yazalım. Görüntü
Retinanın arkasına düşer. Arkasına düşer. Yakını net göremezler. Yakını net göremezler. Peki bunlar hangi merceği kullanıyorlar? Tabii ki ince kenarlı mercek kullanarak düzeltiyorlar. İnce kenarlı mercek kullanılır. Arkadaşlar kalın kenarlı mercek şu şekildedir. Bakın kenarları kalındır, yani şu kısımlar kalındır. İnce kenarlı mercek ise böyledir. Bu şekilde bir merceğimiz var. Peki şimdi gelelim bunların kısaltmasına, yani nasıl ezberimizde tutacağız. Bir şifremiz var arkadaşlar. Mutluluk hayali diye bir şifre. Mutluluk hayali. Yazalım şuraya. Mutluluk hayali. Evet. Mutluluk hayalinde bizim şifremiz şöyle. Bakın şuradaki M miyop. Buradaki M miyop. Buradaki U, miyoplar nereye göremiyor? Uzağı göremiyor. Uzağı görememe. Peki şuradaki K nedir? K de kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Kalın kenarlı mercekle düzeltiliyor. Hayaline geldiğimizde H hipermetrop. Hipermetropluk. Buradaki Y arkadaşlar yakını görememe. Yakını görememe. Buradaki İ ise ince kenarlı mercek. Evet, bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Bir de ben hani göz yuvarlağının uzun olması, kısa olması, bunlarla ilgili size bir şey daha anlatayım. Şimdi miyoplukta şöyle düşünün. Uzaktaki bir kişi, uzağı göremediğimiz için uzaktaki bir kişi bize bir taş fırlatıyor. Ve uzaktan attığı için taş tam bize değil de, biz de retina oluyoruz. Tam bizim üstümüze değil de nereye düşüyor? Önümüze düşüyor. O zaman uzağı göremeyen kişilerde, yani miyopluk hastası olan kişilerde görüntü nereye düşer? Retinanın önümüze düştü. Peki yakındaki bir kişinin bize taş attığını düşünün. Yakındaki bir kişi de dengesini kaybetti. Taşı tam olarak atamadı. Nereye gitti arkadaşlar? Arkamıza attı taşı. Bakın yakındaki kişi yakını görememe hastalığında, yani hipermetropluk hastalığında ise ne oluyor? Yakını göremeyen kişiler hop taşı arkaya doğru atıyor. Retinanın tam üstüne değil de nereye gidiyor? Arkasına gidiyor. İşte hipermetropluk da bu şekilde. O zaman miyoplukta, yani uzağa görememede taş, yani görüntü önümüze düşer retinanın önüne. Arkayı yakını göreme, evet yakını görememede yakından taş attığı için nereye düşer? Arkamıza düşer. Dolayısıyla görüntü net olarak oluşmaz. İşte bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Gelelim diğer hastalıklarımıza. Miyopluk ve hipermetropluk bu şekilde. Şöyle 3 diyorum arkadaşlar. Presbitlik. 3. Presbitlik. Arkadaşlar presbitlik hastalığında göz merceği, yaşa bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık aslında. Göz merceği yaşa bağlı olarak sertleşiyor. Sertleştiği için esnekliğini kaybediyor arkadaşlar ve yakına odaklanamıyor bu kişiler. Dolayısıyla yakını görememe hastalığıdır aslında. Aynı hipermetropluk gibi yakını göremez. Sadece oluşum şekli farklıdır. İnce kenarlı mercekle düzeltilir. O zaman şöyle diyelim. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkar. Ortaya çıkar. Göz merceği sertleşir. Şöyle göz merceği sertleşir. Yakını göremezler. Yakını net göremezler. Ve arkadaşlar ince kenarlı mercekle düzeltilir. İnce kenarlı mercekle düzeltilir. Evet, presbitlik de bu şekilde bir hastalıktır. Geçelim bir sonraki hastalığımıza. Astigmatlık. 4. Astigmatlık. Evet, astigmatlığa gelelim. Bu hastalık da şöyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bizim korneamızda şekil bozukluğu ortaya çıkarsa eğer astigmatlık oluşur. Nasıl oluyor bu şekil bozukluğu? Bakın, kornea normalde düz olması gerekiyor ama
Kornea şu şekilde şekil bozukluğu olursa korneada, bakın şu tümsekten geçen retinanın önüne düşecek. Alçaktan geçen ışık retinanın arkasına düşecek. Şurası da retinamız olsun. İşte tümsekten geçen yine retinanın önüne düşecek. Dolayısıyla bu kişiler hem yakını hem de uzağı net olarak göremeyecekler. O zaman yazalım. Ne demiştik? Korneadaki şekil bozukluğundan kaynaklanır. Korneadaki şekil bozukluğundan kaynaklanır. Hem yakını hem uzağı göremezler. Hem yakını hem uzağı net göremezler. Peki bu hastalık nasıl düzeltiliyor arkadaşlar? Tabii ki silindirik kenarlı mercek. Çünkü hem yakını hem uzağı göremediği için kalın kenarlı mercekle ince kenarlı mercek iç içe geçiriliyor ve silindirik mercek üretiliyor. Bu silindirik mercekle düzeltiliyor. O zaman şöyle yazalım. Silindirik mercekle düzeltilir. Düzeltilir. Silindirik mercek şu şekilde. Kalın kenarlı mercek, ince kenarlı mercek iç içe geçmiştir ve bu şekilde silindirik mercek üretilmiştir. Evet, astigmatlıkla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim arkadaşlar bir sonraki hastalığımıza, son hastalığımız olsun. Katarakt. Katarakt çokça ortaya çıkan bir hastalıktır. Yine yaşa bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. O zaman şuraya 5 diyorum. Katarakt. Arkadaşlar katarakt nasıl oluşuyor? Göz merceğinin şeffaflığını yitirmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Bakın göz merceğimiz şeffaftır. Hani şöyle düşünün. Camın üstünde su varmış gibi düşünün. Ve o su sürekli nemli. Yani bizim merceğimiz sürekli nemli kalması lazım. Lens kullananlarınız varsa bilirler. Lensler eğer su içerisinde, onun belli bir suyu vardır. O suyun içerisinde bulunmazsa lensler sertleşir. Dolayısıyla artık kullanılmaz hale gelir. Bizim göz merceğimiz de öyledir. Yaş ilerledikçe göz merceği şeffaflığını yitiriyor ve katarakt hastalığı ortaya çıkıyor. Bu hastalar buğulu bir camdan etrafa bakıyormuş gibi hissederler. Maalesef işte gözlükle falan bir tedavisi yok. Bu hastaların direkt olarak ameliyat olması gerekiyor. Özellikle göz hastaneleri zaten reklam yaparken katarakt hastalığını çok kullanır. İşte katarakta bir saate çözüm falan filan gibi çok fazla reklamını yapıyorlar. O zaman katarakt için şunu yazalım. Yaşa bağlı olarak göz merceğinin şeffaflığını yitirmesi sonucu ortaya çıkar. Yitirmesi sonucu ortaya çıkar. Buğulu camdan bakıyormuş gibi hissederler. Hissederler. Ve son olarak da şunu yazıyoruz. Ameliyatla düzeltilir. Evet arkadaşlar. Böylece göz hastalıklarını da bitirmiş olduk. Gözle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. İki videodan oluştu göz. Göz birazcık uzundur hastalıklarıyla birlikte. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda kulakla beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.